Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle çok güzel bir yemekler yapacağız hep beraber. Bugün sizin için hazırladığım menü basit, pratik ve lezzetli. Güzel böyle bir terbiyeli çorba yapacağız. Yoğurt soslu. İçine ben hatta biraz salçata katacağım. Naneli falan. Arpa şehriye çorba yapacağız. Sonra hemen peşinden şıra yapacağız. Vişne şırası. Ben dolabımızda donuk bir vişne vardı elimde. O vişneyi değerlendireceğim ama siz daha sonra yaparken anlatacağım. Farklı meyvelerden de bu şırayı yapabilirsiniz. Ve sonra peşinden tam mevsimi pırasalı tava böreği yapacağım. Yani bildiğiniz böreği tavada yapacağım. Ocağın üzerinde şu hem son derece lezzetli ve son derece pratik. Sonra peşinden de güzel bir ıspanak salatasıyla menümüzü tamamlayacağız. Şimdi dilerseniz çorbamızdan başlayalım ama önce çorbamızın bir malzemesini sayayım. Ben et suyu kullanacağım ama siz tavuk suyu natürel de kullanabilirsiniz. Tamamen bu sizin damak zevkiniz. Yoğurt, un meyanesi için, tereyağı, sarımsak bir diş, karabiber, pul biber, domates salçası, tuz ve arpa şehriye. Şimdi hemen ocağımızın altını yakıyorum. Şöyle. Bu küçük ocak. Bunda zorlanırım. Şöyle büyüğü alayım. Hemen. Et suyumuzu koyuyoruz. Üç su bardağı et suyu koydum. İki su bardağı da normal su koyacağım. Şöyle. Bu kadar yeterli olacak. Dört kişilik bir aile için bu kadar yeterli. Şimdi hemen arpa şehriyemizi koyuyoruz. Bir çay bardağına yakın arpa şehriye katıyoruz. Şöyle bir tıpkı takımı karıştırayım. Ağzını kapatıyoruz. Bunu kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynarken çorbamızın meyanesini yapacağım hemen. Şimdi meyanemiz için şöyle bir cam alıyoruz. Kase. Yoğurtu koyuyorum. Yoğurtu koydum. Şöyle. İki yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Şu şekilde. Tamam. Ve bunu çırpıyoruz. Akıcı bir kıvama getireceğim. Tabi akıcı kıvama getirirken bunu sulandırmamız gerek. Hafif bir su koyuyorum. Domates çorbası kıvamına getireceğiz. Şöyle. Evet. Az bir salça atıyorum. Domates, ben domates salçası kullandım ama siz biber salçası falan kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa harcıyorsanız. Salça katmayabilirsiniz de. Ben salçalı seviyorum böyle. Hafif bir turuncuya yakın renk veriyor. Acı biber salçası da çok güzel gider. Şöyle bunu katıyoruz. Hatta şunu da katayım. Evet. Biraz daha su ilave edeceğim çünkü koyu oldu. Bu şekilde korsam çorbam lapalaşma yapar. Şöyle. Hemen şöyle pat diye. Ve çorbamın meyanesini süzeceğim. Çünkü süzmezsek bu çiğ un olduğu için içinde topaklanma yapar. Şöyle süzeyim. Tamam. Çorbamızın meyanesi hazır. Son derece az malzemeyle pratik ve lezzetli yemekler. Gördüğünüz gibi çok fazla bir malzeme yok. 5-6 kaşık yemek yoğurt 4 kaşık yeterli. 1-2 yemek kaşığı un. Arpa şehriye, herkesin evinde bulabileceği nane, karabiber, pul biber ve tereyağı. Ben tereyağı kullanıyorum ama siz tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Bu arada sarımsağımı ezeceğim ve içine atacağım. Hafif sarımsak lezzet istiyorum bunda. Şöyle. Hemen şunu alalım. Hafif sarımsak çok güzel oluyor. Terbiyeli, yoğurtlu, ekşili. Muhteşem bir çorba olacak. Şunu şöyle yapalım. Bunu kaynamaya bırakalım. Bu
sürede biz meyhanemizi hazırladık. Biz meyhanemizi hazırlarken çorbamız gördüğünüz gibi kaynadı. Çok fazla kaynatmayacağım çünkü gerek yok. Bu çorba dinlenirken, yani demlenirken zaten şehriye içinde şişecek. Şimdi şöyle kapağımı şöyle koyayım. Hazırladığımız meyhaneyi hazırlamışım, süzmüşüm topaklanmaması için. Gördüğünüz gibi bakın akıcı. Şimdi bunu yavaş yavaş çorbama yedireceğim. Güzel bir kıvam alana kadar. Şöyle. Evet, azar azar yedireceğim. Şimdi çorbamızın meyhanesi kaynarken aynı anda üzerinin sosunu yapacağım. Yani klasik bir sos. Tereyağı, pul biberi ve nane. Çorbamızın şöyle üzerine cos diye gezdireceğimiz için. Bakın rengi bu şekilde bir renk aldı. Koyuluk kıvamı iyi. Hemen şunu şöyle yapıp şuradan. Tamam. Şimdi tavam alıyorum. Küçük sos tavamı. Tereyağı. Ben tereyağı kullandım ama siz tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ben tereyağı tercih ettim bu sefer. Evet. Sosumuz da son derece klasik bir sos. Nane, burada şeye dikkat etmemiz lazım. Tereyağı yakmamamız lazım. Tereyağı ve naneyi biraz böyle canlı bırakacağım. Evet, çorbamız da gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Sarımsak ve yoğurdun buluşması muhteşem bir lezzet veriyor, bilginiz olsun. Son derece lezzetli, sağlıklı ve farkındaysanız şöyle bir az malzemeli, az, öz, her evde çok rahat bulunabilecek malzemeler. Hemen şöyle kıvamı bakın gördüğünüz gibi. Şöyle kepçeyle göstereyim. Bakın. Şöyle bakın kıvam. Bu kıvam yeterli. Buna ben yumurta kullanmadım. Çok yumurta kullanmayı tercih etmiyorum ama bunun terbiyesine yumurta da katabilirsiniz. Şimdi tereyağımız hazır. Nanemizi katıyorum. Pul biberimizi katıyorum. Ben biraz acılı seviyorum. Evet, hemen çorbamız kaynarken. Bu kadar. Hemen bunun altını kapatacağım. Bakın çorbamız kaynadı. Şunu alayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şunun bir kısmını da şey için ayıracağım. Sunumda üzerine gezdireceğim. Bakın çorbamız bu. Son derece sağlıklı, lezzetli ve vitaminli bir çorba. Şimdi çorbamız hazır. Çorbamızın altını kapatıyorum. Ve hemen şıramıza geçeceğim. Evet, şıramızın malzemesini hazır ettik. Ben bugün vişneden şıra yapacağım. Ama siz, çünkü elimde vişne vardı dolapta donuk yazdan hazırladığımız. Ama siz bunu vişneden yapmak zorunda değilsiniz. Mevsimsel meyvelerden yapabilirsiniz. Yani elinizde ne varsa diyeyim kısacası ama teknik aynı. Ben ne kullanacağım? 4 su bardağı su. 1,5 su bardağı kadar, burada 1 su bardağı gözüküyor ama bardağın büyük olduğu için normalde 1,5 su bardağı şeker, 500 gram donuk vişne, 1 adet tarçın, siz zevkinize göre karanfil anason katabilirsiniz, yıldız anason. Şimdi hemen tenceremin kapağını açıyorum, altını ocağımı yakıyorum, suyumu çok basit, hemen suyumu koyuyorum, 4 su bardağı su. Şimdi bunu böyle koyalım. Vişnemizi ekliyorum. Şöyle. Hafif ekşili bir şıra olacak. Şekerimizi ekliyorum. Tarçınımızı ve karanfilimizi atıyorum içine. Kapağı kapatıyoruz. Bunu şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Ondan sonra bunu blenderda çekip süzeceğim. Şimdi bir şeyimiz, şıramız pişerken çok güzel bir tepsi tava böreği yapacağız. Pırasalı, pratik, lezzetli. Şimdi ben pırasalı tava böreğimin malzemesini hazırlamaya geçiyorum.
Evet, şimdi pırasalı tava böreğimin malzemelerini hazır ettim. Şimdi size kısaca sayayım. Neyimiz var? 2 adet yufka 4 kişilik için. Pırasa, yani ben 5-600 gram kadar pırasa aldım. Soğanımız var, sarımsağımız var, ayçiçek yağımız, tuz, karabiberimiz, pul biberimiz, tuzumuz, domatesimiz, bir adet kapi biberimiz var. Meyhanesi için de zeytinyağı, yoğurt ve yumurta kullanacağım. Şimdi dilerseniz hemen yemeğimize başlayalım. Önce pırasamızı ince ince doğrayıp soteleyeceğim. Ama ben pırasamıza, Türkiye'de çok bilinmeyen bir şey var. Pırasaya mutlaka soğan doğranır. Çünkü pırasa soğangillerden değil. Hemen 2 diş sarımsağımla soğanımı ince ince kıyıp pırasamla soteleyeceğim. Şöyle. İç malzemesi. Son derece pratik, lezzetli, o kadar güzel börek oluyor ki. Bunun içine aynı reçeteyi ıspanaktan da yapabilirsiniz, pazadan yapabilirsiniz. Başka neyden olur? Onlar da güzel reçete veriyor. Ama ıspanak ve pazadan yaptığınız zaman içine peynir katın. Ben pırasada katmıyorum. Çok gerek duymuyorum pırasada katmaya ama şeyde pazı ve ıspanakta kaşar peynir, lor peynir, evde kalmış kırıntı beyaz peynir güzel bir netice veriyor. Şimdi soğanımız sotelenirken şöyle pırasalarımı alayım. Hemen pırasalarımı ince ince kıyacağım. Şöyle ortadan ikiye kesip ince ince, kıyabildiğiniz kadar ince kıyın. Yarım al dente pişireceğim. Çünkü biraz da tepside pişecek, tavada pişecek. Şöyle. İki tane daha doğrayalım. Pırasanın şeyi muhteşem böyle soğanla, sarımsakla, domatesle sotelendikten sonra hafif kendisi sulanıyor. Tam da mevsimi börekte çok güzel netice veriyor. Evet. Şimdi bu da tamam. Bu kadar yeterli olacak çünkü ben az yapacağım hızlı. Şunu koydum. Hemen biberimizi doğrayalım. Şunu şöyle. Yarım biber yeterli olacak bana. Biberimizi de yine ince ince kıyacağım. Şöyle. Soğanımız, sarımsağımız soteleniyor. Bakın. Bu kadar yeterli olur. Evet. Şunları da şöyle atıyoruz. Son derece sağlıklı, vitaminli lezzet deposu. Şu dökülenleri alayım. Şöyle koyayım. Evet. Şimdi bu sotelenirken çorbamın veya hani şeyin, pardon, böreğimin sosunu yapacağım. Bu böyle sotelensin. Ama öncesinde hafif bir pul biber, karabiber ve tuzunu veriyorum. Tamam. Tekrar şöyle bir karıştırayım. Yani burada ben şeye çok dikkat ediyorum. Pırasa yemekleri, her şeyi yaparken mutlaka soğan kullanın. Yani çünkü burada yanlış bir algı var. Sarı şeyi, pırasayı soğangillerden zannediyorlar ama aslında alakası yok. Soğangillerden değil. Şimdi camımı alıyorum yanıma. Daha önceden ayarlamıştım. Yoğurdumu ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı yoğurt, fazla değil. Buna soda da katabilirsiniz. Soda da güzel netice veriyor ama ben katmayacağım. Bir tane yumurtam. Ben ayçiçek yağı kullanacağım yine ama siz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Şöyle 2-4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Bunu çırpıyorum. Hatta hafif sulandıracağım ki akıcı bir kıvam elde etsin. Şöyle hemen biraz su koyuyorum. Siz su yerine soda da katabilirsiniz. Çok güzel netice veriyor. Tamam. Bakın sosumuz hazır. Bu kadar, son derece pratik. Şimdi buna bir de domatesimi doğruyorum. Muhteşem bir kokuyor yani aroması.
Domatesi de doğrayacağım hemen. Yarım domates yetebilir ya da bir domates. Siz istek ve arzunuza göre. Bakın. Evet. Mesela kabak da güzel şey veriyor, netice veriyor. Aynı şeyin rende taze kabak katın. O da çok güzel netice veriyor bu börekte. Seviyorsanız. Evet. Bu şimdi bu böreğimizin içi bakın gördüğünüz gibi rengarenk. Ne yaptık? Pırasa, soğan, sarımsak, karabiber ve domates. Birbirine son derece lezzetli uyumlu ve bizim kültürümüze ve damak zevkimize de çok iyi. Bir de pırasanın şu an tam mevsimi. Şimdi şunu şöyle alalım. Teflon tavamız yani böreği tavamızda yapacağız. Şöyle bir teflon tavam var benim tavam aldım. Şunu şuraya koyalım. Bu hazır olmak üzere. Bu hazır olurken şimdi burada böreğimi döşeyeceğim. Ocakta pişireceğim. Şimdi 2 adet yufka şöyle. Yufkanın birini tavamın büyüklüğüne göre bu şey oldu şöyle alıyorum. Ama önce tavamı bir yağlayacağım. Atlamayın. Altını. Evet. Şimdi tavamızı gördüğünüz gibi hafif yağladım. Şunu şöyle koyayım. Yufkamızın bir tanesini alıyorum. Alta tek kat. Son derece basit. Şöyle gelişi güzel. Şunları şöyle çukurlaştırarak koyuyorum. Bu kadar. Şimdi şeyimiz iç harcımız hazır. İç harcımızın altını kapatıyorum. Şimdi kalan bir yufkam vardı. Bir yufkam daha var. Bu yufkayı ortadan ikiye bölüyoruz. Şöyle kopartıyoruz gelişimize. Bir kat daha altına seriyorum. Çok önemli. Şöyle yırtalım. Aslında sistem şey gibi, tepsi böreği gibi. Bakın şöyle. Evet, şimdi yufkamızı döşedik. Sosumuzu daha önce hazır etmiştik. Şimdi şeyi, sosumu vereceğim alt katmanına. Şöyle hemen hızlı bir biçimde. Çok fazla vermeyeceğim. Bir kepçe yeter olacak. Şöyle. Tamam, bu tamam. Şimdi buraya pırasalarımı vereceğim. Pırasamı şöyle alayım. Ya. Gördüğünüz gibi tamamen oldu rengarenk. Şöyle bir katman pırasamı döşeyeceğim. Hemen peşinden yine aynı şekilde yufka katacağım bir kat. Ve şeyde ocakta bildiğiniz gözleme gibi pişireceğim. Muhteşem bir koku veriyor. Kırmızı biber, böyle baharatlar, sarımsak, soğan ve pırasa. Şimdi bu kadar. Şimdi diğer yarım yufkayı da üzerine koyuyorum. Son derece gelişi güzel. Yani böyle parçalayacağım. Evet. Şimdi şöyle koyalım. Bu kadar yeterli olacak. Hafif bir sos veriyorum yine bir kat daha. Tamam. Şimdi yufkamızı kapatıyoruz. Bunun üzerine buradaki şey fırın tepsisi gibi sos dökmüyoruz. Çünkü bu ters çevireceğiz yağda kızarttığımız için eğer buna sos dökersek yapışır ve çok kötü bir netice verir. Şimdi hemen ocağımızı yakalım. Şunu şuraya alayım. Evet, şimdi bunu ocağımızın üzerine koyuyoruz. Nar gibi kızarana kadar bekleyeceğiz. Şunu alalım şuradan. Şimdi böreğimizi ocağa koyduk. 4 dakika bir tarafını, 4 dakika bir tarafını pişireceğiz nar gibi renk alana kadar. Bu esnada şıramızı atmıştık. Bakın gördüğünüz gibi şıramız oldu. Gümbür gümbür kaynadı. Şimdi şıramı 2 dakika kadar blenderla çırpacağım. Altını kapatıyorum önce. Blender'dan geçirdikten sonra süzgeçle süzüp şıramı elde edeceğim. Hemen şöyle bir 2 dakika kadar
hızlı bir biçimde vişneleri parçalayacağım. Bakın şöyle. Tamam. Şimdi şıramız bu kadar. Bu hazır. Bunu bir 10-15 dakika dinlendirip süzeceğim. Süzdükten sonra, soğuduktan sonra servis edeceğiz. Şimdi böreğimiz şöyle bakayım. Of of of, mis gibi kızarıyor. Şöyle bir dakika daha dursun. Şöyle elimizle bakın şöyle gönderebiliriz. Gördünüz mü? Bakın. Sistem bu. Hemen böreğimizi ters çevireceğim. Hatta şöyle yapacağım. Bakın şu şekilde hızlı bir biçimde değiştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ama katmanı yaptıktan sonra şöyle tekrar bir daha bir yağ koyuyorum. Zeytinyağı. Şu şekilde yapalım ki her tarafını yağı emsin. Emmesi gerek. Bakın şöyle. Ya aslında taktik aynı. Pişirme sistemi gözleme. Ama diğer taktik tepsi böreği. Yani ikisinin şeyi diyelim ortalaması bak böyle. Bir de kalın ve kabardı. Muhteşem bir lezzet verdi. Şimdi 2 dakika kadar ya da 3 dakika kadar maksimum yine aynı şekilde kızaracak. Böreğimizi alacağız. Servis tabağına koyacağız. Birkaç dakika bekletip 4'e bölüp servis yapacağız. Böreğimiz pişiyor. 2 dakika sonra altını kapatacağım. Şimdi ben bu sürede buraları toparlayıp salatamıza geçeceğim. Böreğimizin yanına güzel bir fresh salata reçetesi vereceğim size. Evet arkadaşlar, salatamızın malzemesini hazır ettik gördüğünüz gibi. Yine burada şuna dikkat ettim, mevsimsel. Yani şu an kış mevsimindeyiz. Ispanak, çok güzel bir ıspanak salatası tavsiye edeceğim size. Önereceğim ve reçetesini vereceğim. Şöyle hemen hızlı bir biçimde sayayım. Ne var malzememizde? 500 gram kadar ben ıspanak yaprağı, yarım adet avokado kullanacağım, 2 dal yeşil soğan, dereotu, domates, yine klasik limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisi. Ama burada siz farklı mesela sosta hardal falan kullanabilirsiniz. Ben klasik gittiğim için ben genelde şuna dikkat ediyorum. Her evde çok rahat bulunabilen malzemeler. Yani çok böyle şeylere kaçmak istemiyorum. Biz ıspanağımızı yıkamıştık, hazır etmiştik. Hemen hızlı bir biçimde yapımına geçelim. Şöyle cam kasemizi alıyorum. Ispanağımızı. Bunda bıçak kullanacağım ama doğrayacağım. Biraz böyle farklı bir şey kıyım yapacağım. Şöyle. Mesela buna hardal, mayonez ya da hardal süzme yoğurt karıştırırsanız, tarator gibi kafanızda canlandırın. O da çok güzel netice veriyor. Şöyle çok böyle ince doğramayacağım ıspanakları. Çok güzel bir lezzet veriyor. Ben klasik kullanacağım. Her evde olmayabilir diye balzamik kullanmadım ama balzamik sirkesi de çok güzel netice veriyor. Şöyle. Avokado yerine yeşil ekşi elma doğrayabilirsiniz. O da çok güzel netice veriyor. Ben avokado tercih ettim. Şöyle. Çok böyle ince kıymıyorum ki yapraklar ölmesin, canlı ve diri kalsın. Elim dürüm kalmasın, hepsini doğrayayım şu şekilde. Bir de menü uyumu çok önemli. Çok mevsimsel menülere dikkat ediyorum. Şimdi terbiyeli çorba, mevsimsel tamamen. İşte yanında çok güzel bir pırasalı börek yaptık. Pırasalı börekle içmek için, çünkü ben böyle hazır içecekler kullanmayı sevmediğim için çok güzel bir vişne şırası yaptık böreğin yanına. Ve güzel bir salatayla, mevsiminde ıspanak salatasıyla öğünümüzü tamamlayacağız. Yeşil soğanımızı doğruyorum. Çok böyle ince şey yapmaya gerek yok. Bunu da katalım. Avokadomuzu şöyle hemen avokadomuzu açalım. Şu şekilde çok böyle şey değil. Avokadomuzu koyuyoruz. 3 tane domatesimizi koyuyoruz.
Şunu şöyle koyalım. Elimi hemen, avokado çünkü kayganlaştığı için elimi silmem gerek. Hemen klasik sosumuzu koyuyoruz. Zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisi. Limon suyumuzu koyalım. Nar ekşimizi katıyoruz. Tuz katmayacağım. Tuzu daha sonra sunum aşamasında yeşilliğimizi öldürmesin diye. Salatamızı karıştırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hazır. Şimdi salatamız da hazır. Menümüz tamamen hazır. Sunuma geçiyoruz. Evet, yemeklerimizi sunumuz hazırladık gördüğünüz gibi. Kısacası dilerseniz menümüzü tekrar hatırlayalım. Ne yaptık? Terbiyeli, güzel bir meyaneli, yoğurtlu çorba yaptık. Arpa şehriye çorbası. Az malzeme, az ve öz malzeme, her evde bulunabilen, son derece lezzetli ve sağlıklı. Tam mevsimi, güzel bir tavada hızlı pırasalı börek yaptık. Teknik, iç tekniği fırın tepsi böreğiyle aynı. Dış tekniği gözleme. Yapımı maksimum 10 dakika, hızlı ve pratik. Misafiriniz mi geldi? Tak tak tak, 2 yufkayla 5 kişilik börek. Güzel bir şıra yaptık böreğin yanına. Ne diyoruz? Sağlıklı beslenme. Gaz içeceklere hayır. Onun için ben vişne tercih ettim. Evimde elimde vişne vardı. Siz böğürtlen, frambuaz, donuk, taze her türlü meyveden yapabilirsiniz. Ve yine mevsiminde, kış mevsimi, çok güzel, fresh, taze avokadolu ıspanak salatası yaptık. Yani baktığımız zaman menünün bütünleyişi kendine uyumlu. Çorbası, karbonhidratı, proteini, lifi hemen hemen hepsi var. Böyle bir menümüz seçtik. Çocuklarımız için, pırasa yemiyor değil mi çocuklar? Bunu seve seve zevkle yerler. Muhteşem. Ben pırasadan yaptım ama siz kış mevsimi pazı, ıspanak ve kabakla çok güzel netice veriyor ama ben buna mesela peynir katmadım pırasanın lezzetini öldürmesin diye. Ama ıspanak ve pazı da lor, beyaz peynir veya kaşar peynir içine kullanabilirsiniz. Evet, menümüz gördüğünüz gibi hazır. Umarım siz de evde denersiniz. Mutlaka deneyin. Lezzetle, afiyetle, hoşça kalın.